Tasarrufa gitmek için yemekhane masraflarını kıstık. Nakliye kamyonlarının da bazılarının sayısını düşürdük. Yani anlayacağınız, elimizden geleni yapıyoruz. Tabii çalışma saatlerini de artırdık. Hala. Yalnız bu vergi borçlarımızla ilgili herhangi bir şey yapabildik mi? Çünkü ödeyemezsek çok ağır cezalar mevzulayız. Henüz bir şey yapamadım ama halledeceğim. Gülle kızım. Hatice teyze nasılsın? Vallahi hiç iyi değil kızım. Günde 12 bazı 14 saat çalışır oldu. Tek mil perişan oldu. Bir hal çaresi bul, kurban olayım. Üretimi arttırmak için daha fazla çalışmak zorundayız. O yüzden söylenmeyi bırakın da işinizin başına dönün. Dönmezsek ne olur? İki haftadan beri para da alamıyoruz. Canımızı da mı alacağınız? Paranızı alacaksınız, söz veriyorum. Elinin hamuruyla erkek işine karışırsan böyle olur. Ne dedin sen? Yalan mı? Doğru. Muzaffer Bey başımızda olsa böyle mi olurdu arkadaşlar? Doğru. Doğru. Daha yeter artık. Haddinizi bilin. Tamam. Beni dinleyin. Fabrikamız zor bir dönemden geçiyor. Daha fazla çalışmamız, daha fazla yorulmamız gerekebilir. Ama her şey eskisi gibi olacak. Söz veriyorum. Şimdi lütfen işinizin başına dönün. Çiftliğe Haciz gelmesini aklım almıyor. İyi ki Orhan boşanırken bu evi bana bırakmış. Sen şanslısın Sarıcığım. Senin evine ve eşyalarına bir zarar gelmedi. Ama şunu unutma ki... o çiftlikteki eşyaların çoğunluğu benim aileme ait. O kadına değil. Serap'ı neden suçladığını anlayamıyorum halde. Orhan'la evlenmesi için çırpınan sendi. Ben bu evliliğe mani olmak istediğimde beni sen susturdun. Öyle değil mi? Hı? Biz Orhan'la bir anlaşma yapmıştık. Sen o aptal mektubu yazmış olmasaydın şimdi her şey çok başka olurdu. İşleri karıştıran ben değilim halde. Artık başkalarını suçlamaktan vazgeç. Özellikle de Serap'a. Sonuçta bu olaylardan en çok mağdur olan o. Onun bu kadar aptal olması benim suçum değil. Abim bütün mirası o kadına bırakmamış olsaydı... ben de Orhan'la anlaşma yapmak zorunda kalmayacaktım. Hem sen ne zamandan beri Serap'ın tarafını tutuyorsun? Ben hiç kimsenin tarafını tutmuyorum halde. Sadece Serap'ın yaşadıklarını anlayabiliyorum. Bu kadar. Hem Serap'ın yaptığı aptallıksa... ben o aptallığı 17 yıl sürdürdüm. Hem biliyor musun? İçimden bir ses... Orhan tekrar ortaya çıkacak diyor. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Senden ne gizleyebilirim ki? Çok üzgünüm Muzaffer. Halit haklı. Bütün olanlar benim suçum. Sen bana güvendin. Her şeyi bana bıraktın. Benim her şeyi idare edebileceğimi düşündün. Ama ben çok büyük bir hata yaptım Muzaffer. Seni hayal kırıklığına uğrattım biliyorum. İşleri yürütmekte muvaffak olamadım. Ama sana söz veriyorum. Bu çiftlikten aldıkları her şeyi geri getireceğim. Servetini korumak için elimden geleni yapacağım. O servet oğlumuzun hakkı. Sana söz veriyorum Muzaffer. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.